Çok da konuşuluyor şu ara ama durun önce size şey soracağım, özür dilerim. Tam oraya gelmişken aslında onu soracaktım. Harf inkılabının Türkiye'de bir hafızayı kaybına toplumu uğrattığını söyleyenler. Bir grupta diyor ki ya o dönemki okuma yazma oranları belli. Ne hafıza kaybı? İki tarafta alt etmiş. Bir, Osmanlı dönemindeki okuma yazma oranını biz bilmiyoruz kardeşim. O veriler doğru değil mi, o anlatılan? Yok ki veri. Ama sürekli tarihçi diye insanlar ortalarda bir şeyler anlatıyorlar. Bana tek bir veri göstersin. Tek bir ben söyleyeyim size. Kimi diyor ki %8, kimi %6 diyor. Yok. Doğru değil diyorsunuz. Bak. %3 bile olabilir. Ama %20 de olabilir. Çünkü veri yok. İstatistik yok. Uçuyorlar. Birisi bir şey söylüyor. Peşinden gidiyorlar. Okul sayısıyla okuma yazma oranı belirlenmez. İşte şu kadar mektep var. Onu belirlenmez. Evladı özel eğitim şey yapanları nereden bileceksin? Nereden yani özel eğitimde öğrenenleri? Yani okuma yazma sayısı. Hele kadın oranı şu kadar, erkek oranı bu kadar. Bilmiyoruz. Hiçbir şey yok. Ha, harf devrimi söyleyeyim benim görüşüm. Harf devrimi olması gereken bir inkılaptı. Ama benim benim kanaatime göre karşı çıktığım şudur. Eskiyi silip atarak değil, ikisini birden öğretecektin. Yunanistan, İsrail, Ruslar ikisini de biliyorlar. Biz de öğrenebilirdik. Ama hafızayı sildi. Evet, bazı şeyleri okuyamıyoruz ama bu mezar taşını okuyamıyoruz değil. Mezar taşı zaten zor bir şeydi, herkes okuyamazdı onu. Çünkü estetik bir yazıdır, grafik gibi bir şeydir. Ama ben daha önce de birkaç defa söyledim de. Şunu okuyamıyoruz. Yani büyük babasının, büyük annesine yazdığı mektubu okuyamaz bir hale geldik. Ha, bir de eski Türkçe, Osmanlıca dedikleri yanlış bir şeydir o. Yani devletin veya rejimin, ailenin, hakim ailenin ismiyle lisan olmaz. Mesela nasıl Almanca, Habsburgca veya Hohenzollernce demiyoruz. Rusça'ya Romanovça demiyoruz, Rusça diyoruz. O da eski Türkçedir. Yani değiştiği için yazı, eski alfabe. Öyle zor bir şey değil. 15 günde öğrenirsin. 15 gün. Şeyi unutma. Japonların bir bela var, kanji yazısı. Üniversiteyi bitiriyor ancak tamamını okuyor. İki çeşit yazı öğreniyorlar yavaşça. Çince'yi ne yapacaksın? İdiogram. Yani hiç öyle bir şey değildir. Bir de şu var. Yani böyle laf edenler işte geçmişimizde bağımızı koparttı bilmem ne şu bu. Çoğu okuma yazma özürlüdür. Eski Türkçe'yi bilmez. Bilmezler. Konuşuyorlar ama. Zaten ben hep söylüyorum. Türkiye'de entelektüel olmanın şartlarından biri, en başta gelen şartı kardeşim, eski Türkçe'yi bilmektir. Sen dedenin, babaannenin, anneannene veya anneannenin dedene yazdığı mektubu okuyamıyorsan, istediğin gibi sular seller kadar yabancı dil konuş, bir halde yaramaz. Entelektüel değilsin, cahilsin. Ama dediğim gibi toparlayayım, harf devrimi olması gereken bir şeydi. Çünkü dışarıyı takip edemiyorduk. Ama erkek şu kadar, kadın şu kadar yüzde biliyordu falan. Bunların hepsi dayanaksız iddialardır. Çünkü istatistik yok. Bana tek istatistik göstersinler, yoktur. Bu. Ama ikisinin birden öğrenilmesi lazımdı. Fakat tabii işte inkılap günleri, bazı inkılaplarda bazı şeyler olur. Ki Türk İnkılabı Fransız İnkılabı'ndan çok esinlenmiştir. Hatta buna din konusundaki uygulamalar vesaire de dahildir. O zaman öyle gerekiyordu. Öyle yapmışlar. Bunun için de kimseyi suçlamaya gerek yok. Yapılmış. Eğer çok meraklıysanız 15 gün öğrenirsin. Ha, resmi yazıyı okuyamazsın çünkü ayrı bir dildir o. Bugün kraliçenin hala fermanlığı yayınlanıyor. Yani ihtisas gerektiren bir şeydi o şeyi. Ama bir Hüseyin Rahmi, Refik Halide bilmem ne 10 gün. Hiç kimse onun için konuşmasın. Yok bizi cehalete sevk etti bilmem ne öğren. Ama zaten eskiden okuyamıyorduk sözü de yanlış çünkü bilmiyoruz.